yine süper bir program. Bu hafta San Bartolomeo diyor seyirciler. Dünyanın en iddialı adalarından biri. Bütün zenginler orada. Millet kız arkadaşını alıp direkt oraya gidiyor. Eğer cebinde para varsa doğru adresi orası. Başka neler var diyeceksiniz. Bu hafta dop doluyuz. Siz önce bakın bakalım neler varmış. Üsküdar'a giderken Allah bir yağmur. Aman aman. Bunlar niye koşuyor? Daha Fransız yükseltili. Yarası yarası. İstiyorsan mail adresini verelim, bütün Türkiye sana yazsın. Türkçen gelişim. Bunlar satılıkmış ve bunları alıp hediye olarak götürebiliyorsunuz. Çok enteresan ama force ediyor. Şimdi doğru San Bart'a gidiyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin seçtiği ada. Neye seçiyorlar diyeceksiniz. Bir kere ada süper kaliteli ve süper pahalı. Biz en fazla 2 gün kalabildik. Paramız bitti. Şimdi seyredin bakalım neler varmış orada. Is this your first day? No. No? How? A week in this island. Did you find a lot of stuff to do? Absolutely. What was the best thing that you think we should definitely go and see? I'll go see Megan's Islands, Megan's Bay, and stay a little bit there. Very much. Here with Mr. George. Mr. George? Hi. How are you? I'm fine. This is a beautiful island. It's a great island. Take a tour around. It's with you? Historical, yes. Of the town and the island. Go somewhere on nice beaches like Sapphire Beaches, Secret Harbor. Koki Beach is rated one of the world's 10 best beaches. So if we get visitors from Turkey, they should come and find you? Okay, yeah, they can find me. My name is George Sebastian. Bu adaya geldiğiniz zaman George amcayı buluyorsunuz. Size bu güzel adayı gezdiriyor. Washington, D.C. Washington, D.C. Do you have Mr. Cruz? No, we've staying here for our family. Family is together. Turkish tradition, together. İşte aile sevgili. Ailede maşallah hakikaten önemli simalar var. You have one daughter. Two daughters. They're both, yeah. And she's your daughter. Yeah, she's your daughter. My wife is over there. Ah, wife, together, family, family. Which one is better in the school? And better in school? Yeah. Really her. Usually the older ones are more successful. Yeah. Well, so, you see, my brother is a doctor. Is he a doctor? Yeah. I'm in the beaches, he's in the operation. The same situation, yeah. Well, you have a better deal, though, I think. Okay. He's at work right now, and you're standing here on the beach, so that's a better deal. They say so, yeah. 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 Are you happy with them? Oh, absolutely. Nice girls, yeah. Nice girl. I was thinking about training them in once or twice a day. Yeah. Okay. Do you know anything about Turkey, our country? Of course, not really. I know where it is. It's on our list of places to go. You have beautiful beaches in Turkey. We hope to go there someday. Yeah. Take advice from your mom and visit our country in future. Okay. Go. Okay. We're kind of working our way over there. Oh, really? Yeah, where? Eventually. No. Well, they were in Europe. We did parts of Europe. And we've been going. Step by step. Okay. Step by step. Yeah. Next step, yeah. It's a long trip from Washington. Yeah, of course. Evet, kıkır kıkır bir aile işte tekrar. Aile dediğiniz böyle olacak. Bu röportajda gerçekten kayıtlara güzel bir röportaj olarak geçsin lütfen. Deyince akla ne geliyor dedik, alışveriş dedik. Onun için hemen bir alışveriş merkezinin içine girip sizin zaten çok güzel ada görüntüleriniz, plaj görüntüleriniz var. Birazcık da ben size bu kadar bu kız niye alışveriş diyor bir de anlayın diye kendim sizi şahsen buraya getirdim. Buyurun Feridun Bey, gösterin. Açık hava, güzel, enteresan bir alışveriş merkezi. Beyaz tonlarını çok çok görüyoruz. Niçin? Çünkü hava çok sıcak. İnsanlar hafif ve açık giyinmek istiyorlar, açık renkte. I'm from Israel. Oh, you're from Israel. I'm Raviva, taught all of Israel that song. Let's sing it together. Yeah. One, two, three.
Üsküdar'a giderken Allah bir yağmur. Aman aman. Galatasaray or Fenerbahçe? I'm Beşiktaş. Ah, Beşiktaş, okay. But he's Fenerbahçe and my boss is Fenerbahçe. I see. Turkey is beautiful. Thank you. I had my first girlfriend in Turkey. Really? Her name What's was, her name? Let's say her name was Birgül. Birgül. In 1976. And she wanted me to move to Istanbul and convert to Muslim, and I wouldn't do it. But she was beautiful. Bye-bye. You're beautiful too. Oh, thank you. Bye. Ne kadar hoş bir bey, İsrail'den kenti, Türkiye ve Türk insanını çok sevdiğini söyledi. Birlikte de bir şarkı söyledik. Böyle insanları görünce insan gerçekten çok mutlu oluyor ve duyduklarından inanılmaz gurur duyuyor. Türk müsünüz? Babam Türk. Ha, eşiniz de Türk mü? Hayır, hayır. Amerikalı. Amerikalı. Evet. O Ayla. Ayla. Sizin o, ben Çağla. Çağla. Ayla gel. Evet, Amerikalı bir beyle evlenmiş fakat kızımızın ismi Ayla'ymış. Biz İstanbullu. İstanbul'da. Ayla şu anda kum alıyor ve birazdan bize atacak. Peki, Türkiye gidiyor musunuz arada? Her yıl. Her yıl? Evet. Ha, o zaman güzel. Akrabalar var Türkiye. Var. Amcam var. Amcanın evet. ismi ne? Ahmet. Ahmet amca. Evet, merhaba Ahmet amca. Where are you from? Philadelphia. Yeah. It's cold in Philadelphia, no? Yeah. Wonderful life you have. Beautiful life? Yeah, we want to go live out on that island, but yeah. Are you here with your family? Yeah, they're over there. Which one? Well, yeah, they're both over there. İşte anne sevgisi de anne. We're very lucky to be here. Our families pay for us to go on vacation every winter. Yeah, you prefer your families to pay, huh? Yes. In future, but you're going to be the one who's paying. Maybe. Maybe, I don't know, hopefully not. So give me some money and show me some to the hop, it just don't stop. Okie dokie, let me tell you what it's all about. Pat, pat, seviyor. Bunlarda var mı fal acaba? İspanyolca biliyorum. Seviyor, İspanyolca bilmiyorum. Seviyor, sevmiyor. Şimdi söz sırası Tanem'de. Her hafta bir mağazaya giriyor ve altını üstüne getiriyor. Şimdi nerede mağaza buldu hep beraber bakalım. Çünkü modayı Tanem iyi biliyor. Bu hafta sizin için çok güzel bir butik seçtim. Source Paris. Source Paris'e hoş geldiniz. Buyurun gelin gelin gelin. Size çok güzel bir butik bayan kısmı var. Arada gizli geçişiyle erkek kısmı var. Bu butiği size doya doya güzel güzel gösteriyorum. Hazır mısınız? Source Paris niçin güzel? Çünkü bir, hem bayanlara hem de baylara hitap ediyor. İki, hem sportif hem de çok şık gece kıyafetlerini de bir arada bulabiliyorsunuz. Üç, çünkü çalışanları çok çeker. Buranın sahibi olan bey şu anda burada değil. Niçin? Çünkü kendisi İstanbul'da. Sık sık İstanbul'a gelen bey bir an önce de bizim pazarımıza girmek istiyor. Onun için size yakında ülkemize gelecek güzel markayı göstermek istiyorum. Hemen sade ve güzel bir bluz gördüm. Onu sizlere göstermek istiyorum. Yeşil ve altın tonları var içinde. Şık şifon bir bluz. Her türlü giyilebilir. Kotla, etekle, botla, çizmeyle, altınla, gümüşle içine istediğinizi giyersiniz ya da giymezsiniz. Ve bu bluz 80 dolar yani 100 TL kadar. Hi, how are you? Good, thank you. We're from Turkey. Turkey? Yes. I'm from Russia. It's oh, we're neighbors. Yes. How are you, neighbor? Black Sea, fine. So your wife is shopping? Yes. Does she shop a lot?
lot. Like every woman? Huh? Allı pullu güzel bir etek isteyenlere buldum. Bunu çok beğendim. Böyle bir etek var. Ve bu $90. Yani 115 YTL kadar. This is a very nice store. We really like it. Yeah, we like it, yeah. Okay. We like the price too. The price? Yeah. Sarı ve kırmızı dikişleri ve kesimi çok hoş. Bu kotun da fiyatı $130. Yani 170 YTL kadar. Kahverengi tüylü güzel bir mont size $105, yani 130 YTL kadar. Bu elimdeki mont. Bu elimdeki. Elimdeki ne? Çarkı felek gibi. Bir daha makarna yemeyeceğim, yemeyeceğim. Bayanlar için bu elbiseyi denedim ama bayların da onların da bu butikte bir bölüm olduğunu ve birbirinden güzel kotların, jeanlerin, tişörtlerin, eşofmanların, sweatshirtlerin, pantolonların olduğunu da söylemek istedim. Bazı beyler biraz daha renkli desenlerden, çiçeklerden hoşlanabilir. Onlar için böyle zevkli, güzel bir mont yapmışlar. Montta kırmızı güller var ve kırmızı düğmeler var. Kadife çizgili. Ve bunun fiyatını elbette çok merak eden vardır. Ben onları merakla bırakmak üzere fiyatını... Fiyat bile konuşuyor. O kadar kötü. Çok hoş ayakkabılar var. Mesela bu ayakkabının fiyatını merak ediyorsanız sizi hemen aydınlatayım. Ayakkabının fiyatı $100, yani 130 YTL kadar, fakat %50 indirmiş şimdi gördüm. Hadi iyisiniz, 75 YTL'den daha az değil. Burada gördüğünüz duvar. Buraya gelen meşhurların ve bilindik simaların, isimlerin imzalarıyla, notlarıyla, fotoğraflarıyla dolu. Ricky Martin var burada. Şimdi yani Ricky Jim burada. Diego, gracias for your şey bir şey okuyamıyorum. Ricky'nin alias'ı çok kötü. Bunu da öğrenmiş oldum. Hemen tekrar Sam Bart'a dönüyoruz. Sam Bart sevgiler, Dünya Jet Sosyetesi'nin seçtiği ada diyorduk. Ve güzel görüntüler var diyorduk. O zaman seyretmeye devam edelim. Let's get it on. Sam Bart'taki görüntüleri gördünüz. Kelimenin tam anlamıyla süper sevgiler. Şimdi bu adayla ilgili son bilgileri tanemden alacağız. Sam Bart adası Karayipler'deki en lüks ve mağazaları alışverişiyle en meşhur adalardan biri. Bütün Avrupa buraya lüks mağazalardan alışverişe geliyor. Türkiye'de yok muymuş mağaza? Kendi ülkelerinde var ama yatlarıyla buraya gelip sonra güzelce giyinip bir de burada alışveriş yapmanın tabii ki havası farklı. Evet, demek ki buradan alışveriş yapmak çok havalıymış. Dükkanlar güzel diyoruz. İsterseniz şöyle bir 15 saniye dükkanlara bakın. Hakikaten güzel miymiş anlayalım. Bu ada Avrupa'nın ve Avrupa'daki insanların en çok tercih ettiği ada. Özellikle de yatlarıyla buraya geliyorlar. Birbirinden lüks bir sürü yat var. Hepsinin üzerinde farklı Avrupa ülkesinin bayrağı sallanmakta. Biz de Türkiye olarak buradayız. Biz bayrak getirmedik elimizde ama bir dahaki sefer inşallah yatımız da gelip bayrağımız olacak. Yatlar derken şuradan baktığımız zaman hakikaten normalin biraz üstünde yatlar var sevgili seyirciler. Bütün Karayip adaları birbirine çok yakın olduğu için özellikle bu adaya diğer adalardan dolmuş gibi uçak kalkıyor. Ve en çok günübirlik tercih eden adalardan biri Sam Bart. Biz de günübirlik tercih ettik zaten moda bozduğu için. Evet. Bu adaya bir vize varmış, aklınızda olsun. Biz bu vize olduğunu bilmiyorduk. Polisi zor bağladık, pasaportları bıraktık. Akşama kadar vaktimiz var. Akşama kadar altın üstüne getireceğiz adanı. Ondan sonra bizi zaten sepetleyecekler buradan. Peki bunlar niye koşuyor? Daha Fransız hissetmeli. Şimdi göreceğiniz plaja arabayla gelemiyorsunuz. Kilometrelerce boyunca bu yolda yürüdük sevgili. Kilometreler olmasa bile rahat bir 500 metre, 1 kilometre yürüdük. Ve sonunda da doğal bir plaj bizi bekliyor. Şöyle yavaş yavaş gelirseniz göstereceğiz size. İşte aşağı tarafta muhteşem bir deniz.
ve Sam Barton önemli koylarından biri. Buraya genelde çift geliyorlar gördüğünüz gibi. How are you? İstanbul. İstanbul, yeah. Oh, I love Istanbul. I was just in Istanbul. Really? Yes. I'm coming from Istanbul. Oh, it's wonderful. Yeah. Yeah. What did you do in Istanbul? I was talking about the cervical cancer vaccine that's coming. So you were in the hotel, seminar, something like that? Yeah, I was at the OBGYN conference. You did, no? No, I was on my own, but this is a doctor as well. She never been there. But she's talking about good, so you have to go together. I go, absolutely. Oh, it's a beautiful place. I can't wait to go. I can't wait. How long did you stay in Istanbul? I stayed a week, and I bought 5 carpets. 5 carpets? Oh, nice. The traffic was a bit of a problem getting all the way out of the city. We had some traffic problems. Yeah. I remember that, because I went with some friends. People were very friendly. I'm Jennifer. Jennifer and? Edward. Edward. Ibrahim. Edward. Edward, ha? Edward. Okay, nice to see you in our program. Bir hafta İstanbul'da kalmış, İstanbul'u çok sevmiş. Adamın adı Edward'tı, İbrahim olarak anlamam da herhalde günün skandalı oldu. I know it's kind of deep, but keep on concentrating. Cause just a little bit and I am clearly stating. What's your name? Jack. And your name? Beatrice. Beatrice. And this cute thing? Hello. He or she? It's a he. Oh, he. You lucky he. And where are you from originally? San Francisco. San Francisco, California. You? From Brussels, Belgium. And do you know anything about Turkey, Turkey, Istanbul? No. No? She knows. You know. No, not yet. Not but yet? They want to come inside the community European. Yes. We're coming. Wait for us. Geliyoruz Avrupa Birliği. Everybody hear me out when I'm spitting to this. Everybody put a finger up and jump here. Yo, I eat a Mickey D's cause I get a discount. You come with me, I'll hook you up if you be in town. You like tattoos, huh? Yeah. Yeah, we can see. Evet. İşte bu tarafında. Anything in the legs, no? Yeah, this one. Buraya da sizin için eklemiş. Do they symbolize a certain thing? Yeah, this is their Buddhist. Ah, Buddhist. Yeah. This one's just a design. Who is she? Your girlfriend. Yeah. What to say about the tattoos? You like them? Yeah. Colin's tattoos? Colin's tattoos, yeah. Don't like them. Not your type. No, not my type. Yeah. In fact, I don't like the guy at all, really. Nice guy, yeah? He looks like very nice guy. Nice body, but the tattoos... Evet, vücudu yapmış ama devamı yok diyor sevgiler. Tattoo is not big problem. And he has the t-shirt on. No, yeah, doesn't, you can't see him, so then he's much better. Yeah, but your impression about him? Are you expecting the marriage now? No. No. Istanbul? Istanbul, yeah. Okay, nice city. Honeymoon in Istanbul. Oh, good idea. Yeah. All right. Evet, kayınpeder burada, damat burada. Aile burada sevgiler. Sam Bart'a gelmişler. Ve burada mutlulukları pekişmiş diye yorumlayalım. Çünkü gayet mutlu görüyorum onları. Ve mutlu gördüğüm bazı görüntüler var. Size gösterelim var işte. Mutlu görüntüler çekecek. Merhaba, nasılsınız? İyiyim valla, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. 5 senedir burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsun. Tanışıyor musunuz? Tanışmıyoruz ya. Benim Türkçem de çok süper değil de. Yok, süper. Ya ben çünkü Fransa'da oturuyordum da. Ama tahmin ettim de, ayıp olmuş. Burası çok süper. Herkes burada eğleniyor, çok Amerikanlar var. Dünyada ne? Çok kişileri buraya geliyor. Çok nasıl çok güzel bir adam. Çok nasıl? Güzel bir adam. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, peki senin şapkan da çok güzel. Sağ ol. Bak bir dakika, Türk erkeğine kızlar nasıl böyle kapıya dizilmiş bir gösterir misin? Hiç İngilizce konuşmadan Türkçe kelimeleri anlatma denemelerim devam ediyor. Bu haftaki kurbanımız kim? Seyredince beğeneceksiniz. Güzel bir kız ve ben şimdi İngilizceyi kullanmadan ona Türkçe anlatacağım. Hiç İngilizce konuşmadan derdinizi anlatabilir misiniz? İşte bunu ispat etmek için şu anda buradayız ve yanımda how are you? I'm good, and you? Thank you very much. Your name?
Sandra. Sandra Fecizler bizim için burada. Neden diyeceksiniz? Sandra'ya ben şimdi hiç İngilizce konuşmadan bazı Türkçe kelimeler anlatacağım. Türkçe konuşarak anlattığım bu kelimeleri Sandra anlarsa biz kazanacağız. Anlayamazsak Feridu kazanacak. Çünkü toplam kelime sayımız 10. Bakalım kim kazanacak diyoruz ve Sandra ile buradan düdüğe basıyoruz. Feridun Bey, ilk kelimemiz nedir? Hangi kelimeyi anlatmamı istiyorsunuz? Çimento. Çimento. Anlatacağım. Evet, çimento. Çok mu zor? Çimento ne biliyor musun? Tut şunu. Atıyorum işte bak, kenara doğru atıyorum ya. Digging something? Evet, evet. Okay. Sonra bunu koyup bina yapıyorum. Building. Evet. Mm-hmm. Ben ne bu? You're digging. Evet, ne bu? The land, the ground. Mm-hmm. Yeah, alıyoruz, koyuyoruz. Okay, bu... like... ne bu? Evet, madde ne, madde? Ne madde ne? That... In Portuguese? Terra. Ne? Terra. Portugizce biliyor abi. Bundan, o toprak der, kürek der. Şu renk, beyaz renk. Fabric. Hayır, rengi bu. Orzani. Renk. Anlatalım. Should I say that again? Tomorrow. Okay. Evet, 1-0 mağlubuz. Buyurun Feridun Bey. Zencefil anlatır mısınız? Şaşırdı iyice ya. Ne demek zencefil? Zencefil biraz problemli. Zencefil ne abi? Şu artık ya. Abi bu kadar hırs yapmayın tamam ya. Ben kazanmış oldum. Papatya. Tut. Hı-hı. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Güzel kokar. Seviyor, hı-hı, sevmiyor. Ne bu? Okay, a flower or fruit? Evet, a flower. Evet. Okay. Pat. Seviyor. Bunlarda var mı fal acaba? İspanyolca biliyorum, onu soruyorum. Seviyor. İspanyolca bilmiyoruz. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Ah, okay. Daisies. Evet, okay. Evet. Durum 1-1. Bu kız bu işi biliyor. Kurbağayı anlatalım. Kurbağa. Tut. Hı-hı. Rak. Daya. Hop, şurada. Hop biraz. Frog. Çak. Ya. En büyük be. Battaniyede. Battaniye anlatalım. Battaniye. Ben şimdi eve geldim. Uyuyacağım. Sleeping. Üstüme alıyorum. Cover up. Evet, ne bu? A tent. Yok, gibi. Blanket. Çak. Yeah. Kaç yaştırım hocam? Üstüye, acı, galip. Beşinci kelime. Kural. Kural. Abi kural anlatılmaz ya. Sen her şeyi itiraz ediyorsun. Yazık be abi. Eczane. Bırakalım gidelim. Anlat, değiştirme abi sen kural. Ya kural nasıl anlatacağım abi? Dur şimdi. Kımıldama. Böyledir. Bu iş böyledir. Yapılmaz. Ben ne yapıyorum? Kimim ben? Ay ay ay. Arabayla gidiyorum ya, arabayla. Driving. Evet. Nani. A siren. Evet. Aha. Siren. Aa, polis. Aha. Durdum. Durdum. Makes it stop. Evet. Mm-hmm. Polis. Aha. Geldi şimdi. Sen dedi kuralları bozdun. Can't drive. Evet. Niye? Evet. Çok iyi. Has to stop. Evet. Can't drive. Ben polis. Aha. Dedim ki. Fine. A ticket. Evet. Mm-hmm. Neden? Mm-hmm. Neden cezayı kesiyoruz? Doesn't want the ticket. It's not. Okay. Ya bunu anlatamam ben. Kural mural anlatamam. Acun 3, Feridun 2. Teşekkür ederim. Evet. Demek ki İngilizce bilmeye hiç gerek yokmuş. Gördüğünüz gibi. Nefes kesen yarışmamıza devam edeceğiz. Bakalım ben mi kazanacağım, Feridun mu? Fakat şimdi önce Sen Bart'a gidiyoruz. Çünkü bu ada çok güzel ve biz de gezmeye doyamıyoruz. Peki bu adanın nüfusu kaç tane? Bu adanın nüfusu 7000. Adanın nüfusu 7000 seyirciler, fakat ben demin saydım daha 50-60 kişi vardı. Çünkü her sene buraya en az 200 bin kişi geliyor ziyarete. Demek ki doğru saymışım diyoruz ve kalabalığın arasında karışıyoruz. İnanın
İnanılır gibi değil sevgili seyirciler. Türkiye'de hiç bulunmamış. Sadece balayında Türkiye'deymiş. Ve büyük annesi ona Türkçe öğretmiş ve Türkçe konuşabiliyor. Ben anlattım. Biraz. Siz bayağı konuşuyorsunuz. Anlayayım mı? Dayak yemeye kadar. Dayak yemeye kadar annesin. Senin isim ne? Christoph. Christoph. Parayı bulmuşsun Christoph. Sen. Ya. Para problem değil. Güzel burası ha. Evet sevgili seyirciler. Buradaki en güzel restoranlardan biri Christoph'unmuş. Sen Yunanistan'ın neresindensin? Atina. Boston. Boston. Yeah. Amerika. Massachusetts. Yeah. Massachusetts. Ha. Sen Yunanistan'da da yaşamadın. 15. Yaşına kadar. Yeah. Peki sen şu anda kimseyle Türkçe konuşuyor musun? Konuştuğun biri var mı Türkçe? Birazcık. Türk olduğu zaman? Ne zaman büyük anam... Vefat etti, öldü. Öldü. Konuşamıyorsun. Yeah, yok. Ha. Bir iki defa... Türkiye'den businessman geldi buraya. Evet. Biraz istiyorsan mail adresini verelim, bütün Türkiye sana yazsın. Türkçen gelişir. What's your name? My name is Monica Boyd Richards. And my name is Tanem Sivar from Turkey, Istanbul. Oh, have a joyous season. Thank you. We love your island. Uh-huh. You live here? Yes. All your life? Yes, I went to the high school, Charlotte Amalie High School, a wonderful school. And what do you do? I went to the College of the Virgin Islands. Oh, it's a beautiful college. Here, I went to Howard University School of Law and then to the Pentagon to do law with the Air Force. Wow. Yes, yes. Okay. And now I'm teaching literacy in my country. Trying beautiful. To clone a whole lot of little Monicas. What a wonderful person. And how you been? My son is a recording artist and I will let him sing in Turkey if you allow him. Oh, of course he would. He's a recording artist. He has 3 CDs and he'll come to Turkey and sing his heart out. And what's his name? His name is Quiz, Q-W-I-Z. And does he have CDs around all around the world? He is trying to have an international market. I hope he will. Yes, and we'll come to Turkey and come to Turkey. Okay, thank you. Bayanlar da kart veriyor. Niçin? Çünkü ben senin adına burada sıcak ilişkiler, temaslarda bulunuyorum. Türkiye güzel bir şekilde böyle... Ne denir? Who is he? It's my husband. He's my husband. Wonderful. Mario. Mario. How long? Same man. How long married? Oh, long time ago. Long time. Yeah. You don't remember when you married? No. That's better. Evet, hatırlamasan daha iyi. Bu da işte damat çocuk tek sezer. Beautiful island, but very expensive. Is it? Yeah. Isn't it? Yeah. You don't spend good money? Yeah, because Euro is more expensive. More expensive. We don't have any money left. We have to go back. I'm here for 2 weeks. 2 weeks. I'm a kindergarten teacher at Quebec. Oh. And that's why I have my 2 mascots. Wonderful. For my evet. Students. Evet, öğrencilerini özlüyorum sevgili seyirciler. Au revoir. Au revoir. Not possible. Au revoir. Au revoir. Yeah. Au revoir. Come on and just tap loud. Yeah. My crew is on fire. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Come on. Before we all rise up. Çarşıdaki dükkanlar birbirine ilginç hediyelik eşyalarla dolu sevgili seyirciler. Fakat bizim en beğendiğimiz hediyelik eşya bu iki yanımda duran iki heykel. Evet, bunlar satılıkmış ve bunları alıp hediye olarak götürebiliyorsunuz. Çok enteresan ama for sale diyor. Yani bunu alıyorsunuz ve hediye olarak götürüyorsunuz. Şöyle bakar mısınız? Evet, gayet enteresan. Şurada bir yazılar var. Hemen okuyalım hep beraber. Come inside for shop any questions, bla 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 diye bir şeyler var. Yani içeri gelin, onlara saygı gösterin ve bunları alın diyorlar. Can we learn the prices of them? Which one? The big one, I must. The very big one? Yeah. $18,000, including shipping. $18,000 diyor seyirciler. $18,000'a onu alıyorlar ve buradan yüklüyorlar. $18,000, yani 23.000 YTL. Tamam, alalım da nasıl alalım? Adama sorarlar nasıl alalım diye. Biz bunu nasıl taşıyacağız ya? Hadi almaya kalktık.
parayı verdik. Bunu nasıl taşıyacağız? Altında çok enteresan bir yazı var. We ship diyor sevgili seyirciler. Yani onlar size yolluyorlarmış. How do you ship them? We put it in a container. Put it in and you send it to the place, yeah? To the place, yeah. We have to ship it with a cargo. That's the big container, not special. Yes. İnsanlar dünyanın bir ucunda bize baştan soğuk da yapsalar bir şekilde onları yakalayacak bazı şeyler buluyoruz. Kadıncağız Nijeryalıymış. C.C. Okocha. Bizim de Amokachi, eskiden arkadaşımız dedik. Daniel Amokachi. Yeah, Amokachi, good friend of mine. He played in Turkey, we were friends. Nice. Now he's the director of the national team, yeah. Technical director. Ve bize sıcak bakmaya başladı. Oh, Turkey, yeah, Turkey, they play football. Yeah. 18 bin dolar sevgili seyirciler. Yani 23 bin YTL alıyorlar, bunu yolluyorlar. Fakat gerçekten paraya kıymanız gerekiyor. Ondan sonra malın ulaşacağını garanti ediyorlar. Biz de bu kadını sevdik, ulaştırır diye düşünüyoruz. Hadi şimdi tekrar yarışmamıza dönelim. Feridun'la ben yarışıyorduk. Ben İngilizce kullanmadan Türkçe ile bir kızla anlaşmaya çalışıyordum ve kelimeler anlatıyordum. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Şu andaki kelimemiz büyüteç. Büyüteç. Böyle bakıyorum. Looking for something. Evet, böyle bir şey. Aha, look. Doğru, çak. Yuhuu. Kaç? Ucum 4, Feridun 2... Avukat. 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 Avatar. Bu. Avukat. Avukat. Okay. Ne? Avukat ne? Avukat. Yani? Zaten şey. Avukat, I just repeated. Avukat. A liar? You mean a liar? Yeah, okay. Yeah. Evet abi. Bildi abi. Doğaldık. Rahibe. Rahibe. Teresa. Teresa. Aha, like Saint. Saint Teresa. Gibi. Saint Teresa. Maria. Birkaç tane daha say. Mary. No. An angel. Gibi. Not a saint, an angel. Holy. Holy Mother. Abi yeni söylesin saydın bunların ya. Saydın, sen isim saydırıyorsun. Yani kilisede. Okay, a nun. None. Okay, çok. Okay. Altı. Galibiyeti garantiledik. Eczane. Tamam, bak şimdi. Başım ağrıyor. Çok başım ağrıyor. Hangover. Evet. Tired. Başım headache. Ağrıyor. Evet, sonra sick. Gidiyorum. Para veriyorum, alıyorum. Nerede? Okay. Aha. Kapıyı açıyorum. Bana ilaç verir misiniz abla diyorum. Abla. Başım ağrıyor. Aha, headache. Evet. Arabayla gidiyorum. Drive. Durdum. Gittim. Tık tık. Açtım kapıyı. Bana bir ilaç verin diyorum. İlaç. Pharmacy, drugstore. Yok, söylüyor mu bilmiyorum. Okay. Ahtapot. Ahtapot. Deniz. Deniz. Beach. Evet. Okay. Daha deniz. Ocean. Evet. Böyle gidiyor hani. Octopus. Çok. Teşekkür ederiz. Evet. Demek ki İngilizce bilmeye hiç gerek yokmuş. Gördüğünüz gibi. If I was your boyfriend, I wouldn't like to speak English. Yeah. I can speak Turkish with you. Yeah. You understand almost everything. Bu kız Türkçe biliyor galiba hakikaten. Yani bu kız zehir gibi. Bizim ki artık her dakika bana sataşmaya başladı. Feridun'dan bahsediyorum. Bu seferki problemi şu. Sen yatıyorsun, ben niye yatmayayım? Sessizlik, sadece dalganın ve yaprakların sesi. Arka tarafta da batan bir güneş. İnsan ancak birkaç dakikada olsa böyle huzur buluyor. Ve bunu da bize çok görmeyin lütfen. Tamam, dinlenme olayı tek yönlü oluyor yalnız abi. Ne demek çocuğum?
Çok mu faal çekiyorsun şu anda? Ya anladım da yani uzanıyorsun, ediyorsun da bizim uzandığımız etkimiz yok. Biz sürekli ayaktayız. Yani bunu da belirtelim lütfen. Bizim Tanem'in ismi bana garip geliyor sevgili hocam. Çünkü hiç hayatım boyunca Tanem diye bir isim duymadım. Neyse Tanem'i anladım. Fakat kardeşin adını duyan hiç yok. Adı ne biliyor musunuz? Birsin. Siz Birsin diye bir isim duydunuz mu? Şimdi bir kızın adı Tanem'se, kız kardeşinin adı da Birsin'se siz ne yaparsınız? Biz sataştık dedi. Tanem, senin adın Tanem mi, Tanem mi? Tanem. Benim Sanem diye kız arkadaşım var, adı Sanem'di. Hayır, şapka falan kalmadı Türkiye'de artık. Tanem. Sanem mi diyorsun sen Sanem'e? Sanem'inki olmaz abi. Mesela bizim pederin bakkala adam geliyor müşteri. Bana 10 tane yumurta vermez ki, 10 tane yumurta der mesela. Ben Tanem'i kabul ediyorum abi. Orada geri adım atıyorum. Abi bir senin ismi kim koydun? Babam. Baban koymuşsun, niye baban dediğimiz demiyoruz? Ama Birsin'i annem koydu ve üstüne bütün küçüklüğünden beri herkes Birsin diyor. Herkes de değil. Metin babam, rahmetli babam. Amcam Birsin'le Birsen arasında gidip geliyor. Şimdi dalga geçtiğimiz konu şu. Tanem'in tenis dersi. Tenis dersi mi aldın? Kaç saat? Hafta sonları. Derste belli olmuş bence. Ne? Topa vurdun mu hiç? Hoca benden bu kadar mı? Ay sen iyi oynuyordum. Aslında doğruyu söyleyeyim. Ben hocaya diyorum ki ben bu şeyi sevmiyorum. Anneme bir şey ne uydurabiliriz dedim. Nasıl çeviriyorsun değil mi? Kalan makinası ya. Şimdiki tartışma konumuz enteresan. Uçağın kalkışını çekmeli miyiz? Bütün ekip birbirine gülüyor. Sizce çekmeli miyiz? Seyredin bakalım. Bunu onun önüne bağlamak lazım abi. Bu uçak buradan kalkışı güzel manzaraya gözüküyor. Bir de işte şeyi var. Arkasından görünüşü var ki bunun falan filan. Oğlum uçak kalkmıyor lan. Abi. Tamam da. Tamam ben yani ısrar şey yapmak istiyorum. Sizin gibi geçkenleri şey tamam, bekliyorlar. Sizin gibi geçkenleri bekliyorlar dedim. Komple laf sokmaya döndü iş tamamen. Tanem uçağı tut diye yolları kaçırttın biliyorsun değil mi? Bir dakika. Nasıl? Bir dakika. 6.30'da kalkan uçağa 6'da daha arabaya biniyorsun Show TV'nin önünde. Olamaz böyle bir rahatlık. Ben onu demiyorum. Sen son kaçırdığın evet. Uçağı söyle. Açıklıyorum. Evet. Tanem sevgili seyirciler. Uçağı tutsun diye yolladık. Evet yolladık. Sizi korumak için ettim. Size sonuçta laf etti. Ne? Binemedik. Size laf etti. Laf etti. Sen de uçağa binmeyelim dedin. Evet. Bunu söylemedim. Dönüp ne? Adamla kavga etmeyin diye size küfür etti. O yüzden kavga ettim. Sonuçta neredeyiz? Binemedik. Kız romantik. Tanem'den bahsediyorum. Ne zaman güneş görse duygusallaşıyor. Şimdiki konu da onun duygusallığı. Tanem senin de o romantizmin burada şu anda. Uzaklara baktığın zaman geminin gölgesi falan şöyle. Ne hissediyorsun? Ya bir şey söyleyemiyorum. Pardon Tanem demin konuşmuş ben dediklerini dinlemedim. Ne hissediyorsun biraz garip kaçtı şu anda. Ben de senin hissettiklerini hissediyorum diye olayı toparlamaya çalışayım. Peki sen ne hissediyorsun? Vallahi şu gemide... Yani Acun Ilıcalı bu küçük çocuklarla oynayan ailenizin tatlı Acun'u bu gölgeye, bu gün batımına baktığı zaman, bu adaya yüksekten baktığı zaman ne hissediyor? Şu gemiye baktığım zaman ne hissediyorum biliyor musun? Kelle başı kaç paradır onu merak ediyorum abi bir kere. Bizim ekibin ikinci kameramanı Hakan Kırbağ seçiyor. Hakan Kırbağ'ın başına gelmedi kalmadı bu seyahati. Bavulu çıkmadı, pasaportunda problem çıktı, vizesi bitti, her şey bitti adamın. Şimdi çekime başlıyoruz. Bu kadar aksinin üzerine çekimde de siftah yapamayınca Hakan'a sataşıyorum tabii ki. Hemen yapıyoruz röportajını. Yok onlar da almaz peşinden. Hakan'da bir bereketsizlik var yalnız. Sımır, sımır değil mi sımır? Röportaj sevmiş sımır. Hakan sakat abi. Bastığım yer kuruyor ya. Şimdi hemen bavulunuzu toplayın. Toplamasanız da biz topladık merak etmeyin. Bütün dünyayı ekranınıza getireceğiz. Bir ucundan öbür ucuna karşınızda dünya. İşte gelin ve damat sevgiler. Şu anda son duyguları öğreneceğiz. Are you excited? Very. Very much. Yes. That can seem, you know, because you don't smile very much. Too much excitement. What to say? You waited too long in the on the horse, huh? Yeah. It's a good tradition. Yeah, it is. You were excited too, I think. Yeah. How long have you been knowing each other? 1 year, perhaps. When did you offer the marriage? Couple of months back. This is the father, I know. I know the family. Yeah. Yeah, her father. Yeah. You met them before. No, it is, yeah.
So, are you happy with the boy? Very nice boy, huh? Where is the honeymoon? In Australia. Yeah. How many children did you have? I have excited. Pelikan avda. Evet, sahillerde böyle görüntüler her an görebilirsiniz. Şu anda yükseldi ve biz de onun peşinden gidiyoruz. Acaba nereye gidecek merak ediyoruz. Pike yapıyor ve balık arıyor şu anda. İşte balık arayan bir pelikan. Sahilde görülecek görüntülerden biri sevgili seyirciler burada. Tekrar döndü, bize doğru geliyor. Şu anda bütün hızıyla bize doğru geliyor sevgili seyirciler. Pelikan balık avlıyor. Evet, şu anda tekrar döndü, tekrar pike yapıyor. Oldukça enteresan bir görüntü şu anda. Gördüğünüz gibi sahillerde bunlara alışacaksınız artık. Biz çünkü alıştık. Hatta sabahtan beri de bu hayvanın peşindeyiz. Yanlış anlamayın. İşte şu anda ne oldu? Hayvan sevgili seyirciler bu tarafa doğru bir yöneldi. Bütün hızıyla geliyor. Bütün hızıyla geliyor sevgili seyirciler. İşte önümüze doğru geliyor. Geldi. Ve tekrar daldı. Şu anda daldı ve balığı aldı sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi balığı aldı ve besleniyor. Oldukça enteresan tabii. I'm a good man. I'm a good man. I'm a good man. Görüyorsunuz kadını. Hayat dolu. Yani dans ediyor ama yaşayarak dans ediyor. Ve bir yandan da gördüğünüz gibi yüzünden mutluluğu görüyorsunuz. Hakikaten insanlar burada kelime tam anlamıyla koptu. Hakikaten öyle bakar mısınız? İşte yine yaşını başına almış insanlar. Ve her tarafta yeni kıyafetler. Tam bir görsel şölen var. İşte burada da yine bizi korkutan görüntüler çekecekler. Korkutan görüntüler. Beraber size poz verelim isterseniz. Abartısız söylüyorum. Bana göre dünyanın en renkli karnavallarından biri burası. Şurada görüntülere bakar mısınız? İşte. Evet, bu doğrudan avantajında yaşıyoruz şu anda. How are you doing? I'm fine, how are you? Are you alone here? No, I'm with my friend. Girlfriend? No, not girlfriend, friend. Friend, yeah. Just wish. There. She's shy? Yeah. Sorry. It's okay. Evet, sevgili kız utanıyordu ve düştü. Şu merdivenden aşağı düştü. Problem. No, problem. No problem. Very sorry. It's okay. First of all, what does it mean? This is a traditional tattoo from Borneo, from the island Borneo, and they have this whole tattoos on the whole body. This is just some and of this it. Is you didn't want to do it all. No, it was a little bit too much for me. Yeah. Is it the type going or it is staying always? It's always staying. Staying, yeah. Yeah, evet, görüyorsunuz. Bir de ben ovalasam gider mi diye gereksiz bir topa girmeyeceğim, merak etmeyin. Kızın dövmesi var. This one, what does it symbolize? It symbolizes nothing. Symbolizes your love for your boyfriend. Let's do it. Okay, okay. This yeah. is the symbol for the love of my boyfriend. Yeah, yeah. Have you been in Turkey? Yes. Really? Yes. Which part? Black Sea coast to Trabzon, Rize, Kaçka mountains, hiking. So hiking type of girl you are. Yeah, a little bit, yes. Sevgili, bu dağcı çıktı kız. Dağa çıkıyormuş. So interesting sports, hiking, diving. Diving, yes. Yeah. What's your job? What's your job? I'm archaeologist. Archaeologist? Yeah. So you like Turkey?
I like Turkey. Yeah, we got good history. Yeah, you have some nice things. Yeah. Some. What? What do you mean some? Yeah. No, yeah. It's really not very much. No, it's not really nice. Cappadocia, we have. Cappadocia. No. No, we were just Ephesus. Ephesus. You heard Ephesus. Of, yeah. Yeah, sure, I heard. Yeah, you have sure. to come. Unbelievable. Yes, I'm working there really? Next year. Next maybe. Year. Yes. Okay. Şöyle. Müziği duyuyorsunuz. What's up Turkish? Buradaki ortamda görüyorsunuz müziği biraz. Burada şöyle bir özelliği var. Burası da diskotek iyi tahmin edeceğiniz gibi. Arkadaş eline bakarsanız pizza alıyorlar. Bu pizzaların bir özelliği var. Bunlar Türk pizzası alıyorlar çekeceğiz. Şu anda aldıkları pizza Türk pizzası. Dışarıya doğru çıkarsak dışarıda bizi bekleyen merhaba diyoruz. Merhabalar. Acıncım hoş geldin. Sizleri burada görmek ne kadar güzel. İşte bizim gece kulübümüz burası. Burada insanlar gecenin bir vaktinden sonra patlıyorlar. Görüyorsunuz daha birazdan daha da çıldıracaklardır. Her şey çok kulüplere güzel. Bu kadar kız vardı zaten. Hepsi zaten en son nokta buraya geliyorlar bunlar. Zaten inanmak çok zor seyirciler. Yani Demir Bey'imiz takdir ediyoruz buradan. Bir de döner hikayemiz var, onu da anlatalım. Bir döner yapalım dedik. Döneri kendimiz yedik. Bizim Türkler oturduk hep beraber yedik. Herifler döner sevmiyor. Ayranı bedava dağıttım, ayranı da sevmediler. Dolayısıyla ayırdı ve döneri kendimiz yiyoruz. Kaç gün boyunca döner yedi? Bir ay boyunca döner yedik, satalım diye satamadık dönerleri. Artık pizzaya döndük. Lahmacunu Türk pizzası diye sattık, yediler. Dediğin gibi. Lahmacun da sevdi. How many wives? How many wives? Three wives. Three wives. Yes. Yeah. Very nice. How is it to have three wives? The women love of the job to do it. To yeah. share the job. Do they like each other? Today, yeah. I'm staying for the first wife. Yeah. Tomorrow, the yeah. second. Bugün birinci eşimin yanındayım. Yarın öbürüne doğru geçeceğim Acuncum. Öbürsü günde üçüncüdeyim tahmin edeceğin gibi dedi. How many children? 11 children. 11. Yes. Five boys, six girls. 5 erkek, 6 tane de kız çocuğu varmış sevgili seyirciler. 11 tane çocuğu var şu anda. Yaşı kaç bunun abi? How old are you? 42. 42. Oh, then you have more children. 20. 20. Şunu söyleyeyim size. Afrika'da nüfus patlaması şu an itibariyle gerçekleşmiş. Arkadaş nüfusu patlatmış burada. Malta'daki bir cam imalathanesi. Çeşit çeşit rengarenk camları adamlar alıyorlar fitüsler, fırından çıkarıyorlar ve burada şekil veriyorlar. Yaklaşık 1000 derecelik bir ısıya ulaşıyormuş içeride fırınlarda. Ve sonra geliyorlar gördüğünüz gibi burada adamlar işte geldi bir tane yeni çıktı Feridun. Adam önce belli bir kalıba sokuyor. Gördüğünüz gibi şeklini veriyor. Onu herhalde bize değdirse hayatımız boyunca bir anımız olur sevgili seyirciler. Bakıyor şu anda eğrisi var mı diye, eğik mi diye bakıyor. Ondan sonra renkli bir hale geliyor sevgili seyirciler. İşte bu tarafta da renkli hale geliyor görüyorsunuz. Cam kaplumbağayı şu anda aldı ve gördüğünüz gibi son şeklini veriyor. Kuyruğu geldi. Sizin için bir de kuyruk verdik. İşte şu anda gözlerini yapıyor. Gerçek bir sanatçı sevgili seyirciler. Evet, soğumaya doğru yolluyor. Adamlar 1855 yılının 6 Haziran'ını aynen buraya çizmişler ve o günkü atmosferi burada bize gösteriyorlar. Tabii ki tam bir savaş günü ve cephelerdeki görüntüyü burada görebiliyorsunuz. Tam 4000 tane asker var sevgili seyirciler burada. Yani siz şu anda görüyorsunuz ama bu müze tam bir daire şeklinde ve biz yürüdükçe gördüğünüz gibi arkaya doğru her yerde resim devam ediyor. Evet, burada yine savaştan bir bölüm görüyorsunuz.
Ve o günleri adeta bize yaşatıyorlar. Şurada maketleri görüyorsunuz. Ve maketle resmin birleştiği yerlere bakarsanız sanki resimle maket bir bütün gibi. Böylece üç boyutlu bir görüntü oluyor. İşte cepheler sevgili seyirciler. Bu kızın ailesi Türkiye'den gelmiş mi? Bir şeyler olmuş. There is some story about you and Turkey. My uncle is Turkish. Uncle. Uncle Günay. 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 Ha, so if your uncle is Turkish, your father is not Turkish? No, my mother's sister married a Turkish man. A Turkish doctor. Ha, enişte oluyor bu. Uncle dediğin işte. Ha. Dr. Günay. Ragıp. Ragıp. Yes. Ragıp. Yeah. Do you like him? I love him. Yeah. He's a great guy. He's very funny. What about the children's names? My cousins are Sevda, Metin, Ender, Aysun, and Timur. All Turkish names? All Turkish names. You are proud of him. Beautiful people. What was the uncle's name? Günay. Günay Bey. Sizi buradan tebrik ediyoruz. I'm saying I'm proud of Günay Bey. Because Günay put the names of Turkish to every children of him. He married a beautiful American woman and the children are beautiful. Half and half. You also see Günay's relatives from Turkey sometimes come? Sometimes, yes. They are all friendly. Not often. All very friendly. But you should make a pay visit to Turkey. I know. Yeah. I know. I have yet to go there. It's beautiful. Yeah, Günay will take you around, I'm sure. But first of all, we have to send Günay to Turkey. He's in America. Well, we better call him. Call him, yeah. Hava ısınmaya başladıkça Buenos Aires'teki parklarda renklenmeye başladı sevgili seyirciler. Arkama doğru baktığım zaman renkli bir park görüyorum. Hakikaten çok renkli. Bence cıvıl cıvıl hatta. Kızlar İngilizce biliyor çünkü sevgili seyirciler. Biz de zaten biliyorsunuz her dilden anlayan insanlarız. Hemen konuşacağız tabii. Also sister? Yes. Three sisters. Evet sevgiler, üç kız kardeş görüyorsunuz burada. Şirin bir aile. Anne baba nerede? Şimdi ona gireceğiz. Fakat yordu, oldu. İşte ablaları sevgiler. Büyük olan burada, küçük olan burada. Bu da how old is she? Seven. Six. Nome, tu nome? Rasiya. Rasiya. Where's your father? What is he doing? He works in Consultant. Consultant. Ah. Grande momento. Eh? Oh, un momento. Io parlo spagnolo. Evet sevgiler. Kızda kokuyu aldınız mı bilmiyorum. Babası sevgiler zenginlere paraları nasıl yönlendirmesi gerektiğini söylüyormuş. Sevgiler, normalde ufak çocuklar olan sempatim biliyorsunuz. Fakat burada konsantrasyon biraz dağıldı. Kabul ediyorum. Herkes eşini bulmuş sevgiler fakat böyle bir eş olabilir mi? Hello. How are you? Fine, thank you. On vacation. Yeah. Both of you from England. Yeah. How long have you been together? To get here. No, relation. Oh, 3.5 years. 3.5 years. Oh, is going towards marriage. I hope. Possible. Have you ever been in Turkey? Never. Never. No. But this doesn't mean that you will not go. No, we nearly ended up going to Turkey, but then we decided to come here. Ah, last minute. Yeah. Last minute goal, you scored. Bodrum. Yeah. Evet, size Bodrum'a gelmek istiyorlarmış. Gördüğünüz gibi çocukla kız. Bodrum, very nice place. And honeymoon in Turkey. It's okay. Yeah. In future, when you marry, you are student now? Yeah. About to finish? Finish now. So resting. Yeah. Then start working. What will you be? A fashion designer. Fashion designer. Yeah. Aha, one second. Ha, good job. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi kız moda designer olacakmış. Bizi de dizayn etsin mi? Hayır, gerek yok. Biliyorsunuz üstümüz başımız güzel.